Sayın belediye başkanlarımızı da bir arada görmüşken şu dileği de iletmek istiyorum. Biliyorsunuz restoranlar var. Bu restoranlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Sadece restoran değil ama dükkan sahipleriyle ilgili. Ya kardeşim dolar almayın, euro almayın, zam yapmayın dedi. Doğru. İçimizde de birçok mülk sahibi arkadaşımız var. Kiralarını bile alamadılar. Kiralarıyla ilgili artış yapamadılar. Hatta bunların içinden restoran gibi açılması mümkün olmayan iş kollarıyla ilgili de çaresizce biz hiçbir şey almadan bekledik. Şimdi biliyorsunuz ki bu restoranların önünde uzantılı bir alan kullanma var. Bunun adı da ne derseniz. Yani dükkanınız 100 metre, 100 metrede dışında bir alanı kullanabiliyorsanız, restoran veya kafeyseniz. Bunlarla ilgili belediyelerimiz hala kira alımlarında bir adım geri atmıyorlar. Atan belediyemiz olabilir. Ben belki de Koca Sinan bölgesi için bunu ifade edeyim. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız hem iş yer açamadı, hem işçi maaşlarını ödeyemedi, hem de iş yeri sahibi X şahısa ona kirayı ödeyemedi ama belediyedeki borçları bu şekliyle devam ediyor. Bu konunun dikkate alınması gerekliliğiyle ilgili sayın belediye başkanlarımız buradayken en azından bunları da bir ifade edeyim. Ve sonuç olarak şu ifadeyi kullanayım, çok da vaktinizi almayayım. Değerli hazırın, yarın Ramazan'ın ilk günü. Lokantacılar biliyorsunuz şu anda en zor durumda olan esnaflarımız. Ve mahallelerimizde de aşevleri olmayacağı üzere toplu iftar yemekleri de olmayacağı göz önüne alınarak birçok iş adamımız, belediye kaynaklarımız, çok kıymetli sanayicilerimiz, bizim sesimizi duyan yardımseverlerimiz bu mahalle lokantalarıyla anlaşıp evlerine ailelerin 3 kişi olur, 10 kişi olur, 100 kişi olur. Hem o lokantalarımızı ayakta tutalım esnaflarımızı derim. Hem de bu arkadaşlarımızın yanında çalışanların maaşlarını hem de umut olalım. Madem aşevleri olmayacak, bazılarının da evinde yemek olmayacak. Bu anlamda bir belediyemiz, STK'larımız, bizler, iş adamlarımız, lokantacılar odası başkanımızla irtibata geçmek kaydıyla hangi esnafımız mağdur, hangisi açabilir noktasında görüşüp bireysel de olabilir, hep birlikte de olabilir ama biz bir aileyiz diye düşünüyorum ben burada. Bir kardeşiniz olarak da böylesine bir temenni de bulunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Saygılar sunuyorum.